Merhaba arkadaşlar. Titan Quest Rehber serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde oyunun yapılış aşamasından, arayüz ayarlarından, normal Epic ve Legendary oynanıştan vesaire bahsetmiştim. Bu bölümde oyuna başladığınızda bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Birkaç bilgi var onları aktaracağım yeni başlayan bir kişinin rahat bir şekilde oynayabilmesi adına. Öncelikle Titan Quest arkadaşlar ilk başladığınızda eğer oyun hakkında hiçbir fikriniz yoksa bir klas seçmeniz gerekiyor. Yani oyuna ilk başladığınızda kafanızda hangi karakteri oynayacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Örnek veriyorum okçu mu oynayacaksınız? Kılıç kalkan mı oynamayı seversiniz? İki kılıçla mı oynamak istersiniz? Mızrak mı? Ya da bir büyücüyle mi oynamak istersiniz? Buna karar vermeniz gerekiyor. Çünkü karakteriniz bir level olarak başlıyor ve iki levele geldiğinizde size oyun şu anda ekranda göstermiş olduğum 10 adet klaslı sayfayı açıyor. S tuşuna bastığınızda gelen bu sayfayı açıyor arkadaşlar. Burada 10 adet klas mevcut. Bu 10 adet klası birbiriyle birleştirerek 45 tane de farklı hibrit karakter oluşturabilirsiniz. Yani Klasların kendiniz varsayarsak, yani tek bir klas üzerinden oynadığınız bir karakter varsayarsak 55 farklı kombinasyonda karakter oluşturup oynayabilirsiniz oyunda. O yüzden en başta neyle oynamak istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Eğer çift kılıçla oynamayı seviyorsanız kesinlikle warfare açmanız gerekiyor başlangıçta. Çünkü çift kılıç karakter burada kullanılıyor. Eğer büyücü oynamak istiyorsanız Earth Storm gibi elementsel klasları seçmeniz gerekiyor. Bir kılıç kalkan, bir mace kalkan oynamak istiyorsanız defansı kesinlikle açmanız gerekiyor. Okçu oynamak istiyorsanız ya da bir mızrakçı oynamak istiyorsanız huntingi kesinlikle açmanız gerekiyor gibi durumlar mevcut oyunda. O yüzden başlangıçta hangi klasta hangi ekipmanla oynamak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. İki levelde gelen bu sayfada ilk klasınızı seçiyorsun. Klasınızı kaf kafanızda karar verdiniz. İki level geldi ve ilk klasınızı açıyorsunuz arkadaşlar. Oyunda 8 devele geldiğiniz zaman ikinci klas sayfası gelecek. 8 levelle ikinci klas sayfası geliyor. Bunu tercih ediyorsunuz ve orijinal karakterinizi oluşturmuş oluyorsunuz. Şimdi burada bilinmesi gereken birkaç tane bilgi var. Bilinmesi gereken en önemli bilgi bir klas seçtiğiniz zaman yani tercihte bulunduğunuz zaman onu silemez ya da değiştiremezsiniz. Yani 2 level'e iki level'e geldiniz. Sizden bir klas seçmenizi istedi. Parmağınız irta gitti ve irta bastınız. Kabul ettiğiniz sayfayı kapattınız. Tekrar açtığınızda o sayfayı artık o klası silemez ya da değiştiremezsiniz. Yeni bir karakter açmanız gerekiyor. Ya da oyun ilerledi iki klası da tercih ettiniz ve oluşturduğunuz karakter hoşunuza gitmedi. O klası değiştirmek istiyorsunuz. E, klasları tekrardan iptal etme şansınız yok. Karakteri sileceksiniz. Baştan yeni bir karakter açacaksınız. Ancak bu şekilde istediğiniz klası oluşturabilirsiniz. Çünkü klas tercihi yaptığınızda bu tercihi geri alamazsınız arkadaşlar. Oyunda diğer bilmeniz gereken klaslarla ilgili S'ye bastığınız zaman seçtiğiniz klasların skill ağaçları açılır. Burada puan vererek bu skill'leri açıyorsunuz ve skill dağılımınızı oluşturuyorsunuz. İşinize yarayan ya da yaramayan skill'ler olur. Ona göre sizin buradan ayarlamanız gerekecek. Bununla ilgili ileride detaylı rehberler yapacağım ama siz deneme yanılma yoluyla şu anda normal game'de rahatlıkla oynayabilirsiniz. Oyundaki gold karşılığında şu orta bölümde bulunan ve verilen bütün puanları geri alabilirsiniz. Gold karşılığında bir NPC'den buradaki skillleri silebilir. Tekrardan puanlarınızın dağılımını yapabilirsiniz. Burada bilmeniz gereken önemli şey şu sol tarafta gördüğünüz bar. Bu bara verdiğiniz hiçbir skill puanını geri alamaz ya da silemezsiniz arkadaşlar. Sadece içeride dağıttığınız puanları silip geri alabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini en baştan verelim. Yeni başlayan arkadaşlarımız sonradan puan dağılımlarıyla yaptığı hareketlerden pişman olmasınlar diye. Şimdi karakterinizi belirlediniz ve oyuna başladınız arkadaşlar. İlk klasınızı seçtiniz. 8 level'e geldiniz. ikinci klası da seçtiniz ve bir karakter oluşturdunuz. Yavaş yavaş bu karakteri kasıyorsunuz. Oyun içerisinde yaratık keserken karşılaşacağınız birçok item olacak. Yerlere itemler düşüyor. Bütün yaratıklardan vesaire. Ellerindeki silahlar olsun sandıklardan düşenler olsun vesaire. Birçok item düşüyor. Bu tarzdaki oyunlar oyunların birçoğunda olduğu gibi bu ürünlerin kendi arasında bir kalitesi var ve bu kaliteye göre karakterinize item diziyorsunuz ve karakterinizin gücünü belirliyorsunuz aslında. Şimdi bu kaliteye gelecek olursak nedir kalite? Öncelikle renklere göre ayrılıyor arkadaşlar. Bunları renklere göre ayırt edebilirsiniz bu kaliteyi, item kalitesini. Sonrasında detaylarına ilerideki videolarda gireceğim. Destansı ve de bu itemlerin detayları vesaire gerekli oluyor. Bunlardan ilerideki videolarda bahsedeceğiz ama şu anda sadece renklere göre kaliteyi ayırmayı öğrenmeniz yeterli olacaktır. 7 farklı türde item var arkadaşlar. 7 renkte. Bunlardan en kötü itemler gri itemlerdir. Kırık ve çöp itemlerdir. İkinci kalitedeki itemler beyaz itemler. Ortak ve sıradan itemlerdir bunlar. Üçüncü kalitede sarı itemler var. Bunlarda büyü özelliği oluyor. Mavi, blue basılı özellikler oluyor. Sarının bir üstü yeşil itemler var. Nadir itemler olarak geçiyor bu yeşil itemler. Yeşil itemler çok kritik oyunda. Yeşil itemin de üstü var. Zeytin yeşili itemler var arkadaşlar. Nadir ve bunlara monster item deniyor. Zeytin yeşilinin üzeri mavi itemler. Mavinin üzeri de mor itemler olarak oyunda 7 farklı renkte item mevcut. Yani 7 kalitede item mevcut arkadaşlar. Envanterde bunları size gösterecek olursam gördüğünüz gibi bu bir gri item. Çöp item. Bu pa satsanız para değeri yok. Kullansanız bir değeri yok. Beyaz itemler arkadaşlar biraz daha hasarları daha yüksek güzel itemler oluyor grilere göre. Ama bunlar da çöp item. Satsanız pek para edecek itemler değil. Sarıdan sonrası sizin için yeterli olacaktır. Sarı itemlere geldiğinizde bakın üzerinde iki tane mavi basılı özelliği var. Sarının bir üstü arkadaşlar yeşil item demiştim. Yeşil itemde dört tane mavi basılı özelliği var vesaire. Ateş yanma hasarı vesaire var bu baltada. Yeşilin üstü zeytin yeşili. Zeytin yeşili itemler çok değerli arkadaşlar aslında oyunda. Değersiz gözüküyor oyun oynayanlar e, Özellikle Türk oyuncular mavi ve mor en zor düşen itemler olduğu için yeşil itemlere önem vermiyorlar arkadaşlar. Ama yeşil itemler aslında oyunda çok kritik bir öneme sahip değerli itemlerdir. Zeytin yeşili itemleri güçlü itemleri toplamaya, depolamaya çalışın. Güzel ufak bir öneridir bu. İlerideki videolarda sebebini açıklayacağım. Zeytin yeşili itemler var. Bunun üzerinde bir mavi item var. Mavi itemler ve mor itemler çok zor düşer arkadaşlar oyunda. Mavi item var bir de mor item var. Şimdi 7 türde olan bu itemler arkadaşlar griden maviye kadar olan tüm renkler normal zorlukta önünüze düşebilir. Yani normal oyunda griden maviye kadar olan bütün itemleri düşürebilirsiniz. Normal zorlukta mor item düşmez. Mor itemler destansı ve efsanevi de zorluklarda oynuyorsanız düşmeye başlar. O zorluklarda mor itemler düşmeye başlıyor. Şimdi normal zorlukta arkadaşlar mor item göremezsiniz item düşmelerinde. Bir tek oyunun sonunda yani 3. arkın sonunda 3. arkın sonundaki telkini kestiğiniz zaman Kronos'un Orağı diye bir item düşüyor. Bu mor item. E, bu düşüyor. Hani mor item düşmüyordu? Burada bak normal game'de bana mor item düştü diyenler olabiliyor yorumlarda. Arkadaşlar o bir başarım itemi. Onu statlarına bakarsanız, ben ekranda da gösteriyorum resmini. İmkansız statlar var. Yani hileyle veya burada itemler, yeşil itemlerle vesaire oynama yaparak, üzerinde ince ayarlar yaparak giyebileceğiniz ve başarım alabileceğiniz bir item. Ama belli ayarlamalarla, belli ince noktalarla o itemi giyebiliyorsunuz ve başarım alıyorsunuz. Steam başarımı için konulmuş bir item o. Yani 3 telkinden ikisinde neredeyse düşüyor arkadaşlar o item. O diğer mor itemler gibi sayılmıyor. Bunu belirtmiş olayım sizlere. Yani düştü diye sevinmeyin. O öyle kolayca giyebileceğiniz bir item değil. Mor itemler destansı ve efsanevi zorlukta düşen itemlerdir arkadaşlar. Normal game'de sadece mavi itemlere kadar itemler düşüyor. Şimdi item kalitesini anladığımıza göre itemlerle ilgili bazı basit tuşlar var. Onlardan bahsedeceğim. Bakın burada yerde oyunda itemler var. Şimdi oyunun ilk safhalarında kestiğiniz yaratıklardan az buz item düşüyor ama ilerlediğinizde levelinizde ilerlediğinizde artık yaratık yoğunlaşmaya başlıyor ve yerler item doluyor ve yazılardan yeri göremiyorsunuz. Zemini göremiyorsunuz. Bunu görmek için kolaylık olsun diye bazı tuşlar var. Bu tuşları öğreteceğim. Az bahsedeceğim sizlere. Şimdi klavyenin sol tarafındaki alt tuşuna basarsanız alt tuşuna bastığınızda gri itemlerin hepsinin yazısı ekrandan kaybolur. Artık gri itemleri yerde isimlerini görmezsiniz ve ekranınız biraz açılmış olur. Ben gri ve beyazları görmek istemiyorum derseniz X'e bastığınızda gri ve beyaz itemlerin yazılarının hepsini kaybedersiniz ekran, ekranda ve sarıdan itibaren bütün yazıları görürsünüz. N'nin N'si tuşuna basarsanız da arkadaşlar gri, beyaz, sarı itemlerin hepsini kapatmış olursunuz ekranda ve sadece yeşil, mavi, mor itemleri ekranda görebilirsiniz. Ama N tuşuna bastığınızda yani Need'in N'sine bastığınızda bilmeniz gereken bir şey var. Bazen sandıkların ismi de kapanıyor ve göremeyebiliyorsunuz. O yüzden ben sarı ve üstünü kullanmanız yönünde taraftarım. X tuşunu kullanabilirsiniz rahatlıkla sarı ve üstünü görmeniz sıkıntı yaratmaz. Z'ye basarsanız da bütün itemlerin isimleri açılacaktır arkadaşlar. Itemlerle ilgili kısa yol tuşları bu şekilde bu tuşları kullanarak ekranınızdaki şu kalabalık görüntüden kurtulabilirsiniz bir nebze. Bir de ESC'ye bastığınızda oyun ayarlar menüsünde arkadaşlar tuşlara gelin. Tuşlarda bir hızlı toplama tuşu var. Bu sizde A'dır. Genelde A oluyor. Bazılarına atanmamış oluyor. Bakın şurada hızlı al diye bir tuş var. Ben bunu örnek veriyorum. Buradaki tik işaretini atamışım. Buna bastığınız zaman yerde goldları ve potları tek seferde topluyorsunuz üzerine basmadan hepsini bir anda otomatikman yakınlarındaysa karakter alıyor bu tuşu da öğrenmiş olun. Şimdi karakterinizi klasınızı oluşturdunuz. Artık itemlerle ilgili farkları da biliyorsunuz. Yani hangi item daha kaliteli hangisi değil bunları da biliyorsunuz. Üçüncü olarak bilmeniz gereken bilgi ise arkadaşlar oyunda karakterinize güçlendirme yapma. Yani karakteriniz belli bir seviyeye geldikten sonra ilerliyorsunuz, item takıyorsunuz. Itemleriniz belli noktalarda yetmez oluyor. Daha güçlü itemler istiyorsunuz. Burada Türk oyuncular genelde mavi ve mor itemlerin çok güçlü olduğunu ve onları giyersen karakterin ölümsüz olabileceğini vesaire düşündüğü için arkadaşlar sürekli mavi moriten peşine düşen insanlar oluyor. Ben mesela mavi moriten peşine düşüyorum ama ben fantezi olarak oyunun dengesini biliyorum. Ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Ben sadece mavi moriten koleksiyonu yapıyorum. Topluyorum oyunda. Rehberde vesaire kullanırım diye mavi item arama yoluna gidiyorum. Videolarımı da izlediyseniz videolarda da bu şekilde. Ama normalde arkadaşlar bunu oynayan insanlar yeşil itemlere yani zeytin yeşil itemlere odaklanır. Çünkü zeytin yeşil itemlere güçlendirme yapılabilir. Şimdi güçlendirme ile ilgili iki tane faktör var. Relikler ve charmlar arkadaşlar. Relikler 3 parçadan oluşur. Şu Kare şeklinde olan beyaz parçalardır. Bakın iki parça ben bulmuşum mesela. Çarmlar da yuvarlak olanlardır. Yuvarlak olanlar da charm arkadaşlar. Bunlar da 5 parçadan oluşur. Bunları birleştirdiğinizde tek bir bütün eder ve bu bütünü yeşil itemlere kadar olan tüm itemlere basabilirsiniz. Zeytin yeşili dahil. Gri'den zeytin yeşiline kadar olan bütün itemlere bu charmları ve relikleri basabilirsiniz ve güçlendirebilirsiniz. Yani silahın özelliklerine ek özellikler ekleyebilirsiniz. Şimdi depoya gideceğim. Depoda tamamlanmış charmlarım, vereliklerim var. Onlardan da göstereceğim sizlere. Evet bu benim kalıntı kasam. Burada mesela tamamlanmış bir relik var. Tamamlanmış bir charm var. Bunlardan da size göstereyim. Şimdi arkadaşlar mesela bu charm 5 parçadan oluşuyor. 5 parçayı birleştirmişim bir charm elde etmişim. Ve bu charm %15 ateş hasarı, %15 yanma hasarı, %20 ateş hasarı %100 pardon 20 ateş hasarı %20 50 donma direnci düşürme veriyormuş. Tılsımın tamamlandığından kaynaklı bir bonusu var. 8'e 18'de ateş hasarı ekliyormuş silahıma. Bakalım burada bir yeşil itemim var. Bu yeşil item 13 ateş hasarı, 14 yanma hasarı, 22 35 ek hasar 13'te ateş hasarı veriyormuş. Mesela bunu alıp buna bastığınız zaman ki şurada şey yazması gerekiyor. Bakın burada sadece kol zırhları ile birleştirilebilir yazıyor. Bunu sadece kolluklara basabiliyorsunuz. Bunun silah olan versiyonları da var. Bunu alıp bu şekilde silaha bastığınızda şurada gördüğünüz bütün mavi özellikler silaha geçmiş oluyor. Yani silahınızın 4 mavi özelliği varken artık 9 tane mavi özelliği olmuş oluyor. Yani belki de üzerinizde giydiğiniz mavi bir itemden çok daha değerli ve güçlü hale gelmiş oluyor. Karakterinizin gücünüzün yetmediğini düşündüğünüz noktalarda bu charm ve relikleri yeşil itemlere basarak Üzerinizde bulduğunuz mevcut mavi itemlerden daha güçlü itemler elde ederek kullanabilirsiniz. Mavi item buldum, sonsuza kadar onu takmak zorundayım diye düşünmeyin. Yaptığınız yeşil item mavi itemden daha güçlü olabilir. Daha kullanışlı veya sizin karakterinize daha aktif olabilir. Ve onu kullanabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Mor itemlerden güçlü hale getirilebilir mi? Set olarak mor item giyiyorsanız güçlü hale getirilemez. Çünkü bakın mesela ben bir Tartarus set giyiyorum. Mavi ve mor itemlere bu arada relik ve charm basılmıyor arkadaşlar. Bakın mor item seti kendi setin kendi parçasının kendi mavi özellikleri var. Artı bütün set parçalarını giydiğim için altta almış olduğum yeşil yazılarla bonuslar var. Yani ekstra bana eklediği bonuslar mevcut. Hılsım basarak bir temi geçmek biraz zor oluyor bu noktada. He, yüzükleri, takıları vesaire bunlar set değilse bunlara geçmek için bir şeyler kullanalım. Mesela ben şuradaki kolyemden daha güçlü bir yeşil item elde edip basıp takabilirim. İlla ki de vardır envanterimde vesaire gibi bir durum var. Yani oyuna ilk başladığınızda arkadaşlar klasınızı seçeceksiniz. Hangi klasta oynamanız gerektiğini. 2 ve 2 levelde ve 8 levelde klaslarınızı tercih edeceksiniz. Artık itemlerin nasıl ayırt edildiğini, hangi kalitede olduğunu ve ne zorluklarda düştüğünü biliyorsunuz. Itemlerinizle karakterinizi dizeceksiniz. Büyücü veya warrior karaktere göre itemlerinizi dizeceksiniz. Itemlerinizin yetmediği noktalarda mavi item düşmüyor. Sıkıntılar yaşıyorsunuz. Relik ve charmları birleştirerek topladığınız relik ve charmlarla itemleri güçlendirip karakterinizi çok daha güçlü hale getirebilirsiniz ve bu şekilde normal zorlukta oyunu rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Burada bu bilgileri şu anda bilmeniz yeterli. Diğer videoda haritalardan bahsedeceğim. Yani öncelikle Yunanistan'ın şehirleri ve haritalarından bahsedeceğim. Görevlerinden bahsedeceğim. Bu şekilde haritayı tam anlamıyla tam size öğreteceğim. Ondan sonra da destansı ve legendary zorlukta bazı ince olaylar var. İşte item dengeleri vesaire yapmanız gerekenler niye, nerede kullanmanız gerek gibi onlardan bahsedeceğim. Diğer videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere.